Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Ana haber bültenimizin bugünkü konu İyi Parti Isparta Milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayı Sayın Aylin Cesur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Evet, 14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ediyor. Sizler de sahada çalışmalarınızı yoğun bir şekilde sürdürüyorsunuz. Hem esnafla hem de vatandaşla bir araya geliyorsunuz. Bu noktada hem esnafın hem de vatandaşın İyi Parti olan yaklaşımı nasıl? Öncelikle bunu dinleyelim sizden. Evet, çok iyi İYİ Parti olan yaklaşımım. Biz seçim yaklaştıkça çok daha fazla motive olmuş bir şekilde kucaklaşıyoruz halkımızla. Herkese şükranlarımı gönderiyorum. Sokaklarda bizi görünce elleriyle, kollarıyla öpücük gönderenler, sevgi gösterisinde bulunanlar, bulunduğumuz yerde bizi görünce sarılıp öpenler, elimize sarılanlar, elimizi sıkanlar. Dolayısıyla İYİ Parti'ye ve bize çok muhabbet var. Ben de bu sevgiye layık olmak için 5 yıldır çalışıyorum. Bunun tabii ürünü olarak şu anda böyle bir sevgi gösterisiyle karşılaşınca bizi çok motive ediyor. Daha fazla çalışma, daha çok sorunları çözmek için enerji kaynağımız oluyor. Ama bir yandan da çok büyük sıkıntılar var. Şimdi köyleri, ilçeleri tümünü defalarca dolaştık biliyorsunuz. Bu seçim kampanyasında da öyle. Bazı yerlere birkaç kere gidebildim. Bazı yerlere bir kere gidebildim ama yeniden tekrar tekrar problemleri dinledik. Sizle de konuşuyoruz günlerdir. Türk köylüsü ve çiftçisi ve esnaf perişan. Ama başka çok büyük sıkıntıda olan kesimler de var. Ben uzun bir zamandır aynı zamanda memuru, işçiyi konuşuyorum, asgari ücretliyi konuşuyorum, engellileri konuşuyorum, anneleri konuşuyorum, gece yatağa aç giren çocukları konuşuyorum. Sosyal devletin gereği olan aslında yaşlılarımızı konuşuyorum. Sadece konuşmakla kalmıyoruz, onlarla ilgili projeler hazırlıyoruz. Hem parti olarak hem Aylin Cesur olarak ben bu konuda çok fazla hassasım. Şimdi birkaç gündür çeşitli kurumlarımızı ziyaret ediyorum. Adliyeye gittim, defterlarlığa gittim, maliyeye, SGK'ya gittim, şehir hastanesine gittim, hastanelere gittim. Özel rehabilitasyon eğitim kurumlarını ziyaret ettim. Hazır fırsat da gelmişken söyleyeyim. Aslında bu hafta engelliler haftası biliyorsunuz. 16 Mayıs. Tüm engelli sevgili kardeşlerimizin, çocuklarımızın engelliler haftasını ve ailelerini kutluyorum. Şimdi bu engelliler haftası gibi kavramlar sadece kutlamakla falan geçiştirilen bir hale geldi. Sosyal devletin gereği olan, yapılması gerekenlerin tam olarak yapılamadığını görüyoruz. Bir de üstelik sahada şunla da karşılaşıyoruz. İktidar Partisi sizlerin sosyal devlet olarak bugün yapılan yardımları keseceğinizi söylüyorlar. Doğru mudur diye. O kadar büyük üzülerek ve insanların o 3 kuruşa muhtaç ettikleri ve gerçekten hak ettiklerini vermedikleri o güzel halkımızın geleceğini, onların ellerini sandığa götürürken hala kelepçelemeye, çekmeye çalışmalarını çok büyük üzüntüyle karşılaşıyorum. Çekmeleri lazım. Çeksinler artık engelliden, çeksinler artık yaşlıdan ellerini, kadınlardan ellerini çeksinler. Ve onlar çekmiyorlar ama milletimiz bu suçlamalara, bu hayatta yani bir doktor olarak, bir kadın olarak, bir insan olarak kabul edemediğim ve vicdansızlıkla eşdeğer gördüğüm insanların yarınları için kaygıya sokma çabalarını iktidar partisinin ve bunu söyleyenler, her kimlerse bunu esefle karşılıyorum. Şimdi ben biraz önce rehabilitasyon merkezinden geldim. Gittim engelli çocuklarımızla, aileleriyle beraber oldum. O özel eğitim kurumundaki arkadaşlarımızın sorunlarını dinledim. Otizm Down Komisyonu, Özel Çocuklar Hastalıkları Komisyonu üyesiyim. Mecliste bunun kurulmasını sağlayan birkaç kişiden bir tanesiyim. Gerek parti olarak gerek şahsen yıllardır bu konuda emek veriyorum. Ve aynı zamanda Süleyman Demirel'le yıllarını geçirmiş bir onun evladı, kızı, doktoru olarak da sosyal devletin neler olması gerektiğini, gereğini biliyorum. Engellilerle ilgili defalarca önergeler verdik. Bakın burada birkaç tane örnek var, size göstereyim. Bunlardan bir tanesi 3 Aralık 2020 tarihinde maaşları yetmez, özlük haklarını rahatlatmak lazım. Engelli ailelerine, engelli vatandaşlarımıza yardımseverlik, vatandaş olarak, halk olarak var ama devletin onların eksikliklerini ve şu süreçte özellikle Covid-19 süreciydi o süreç, tamamını tamamlamamız lazım diye. Mecliste defalarca konuştuk, 5 senedir komisyonlarda, Otizm Down Komisyonu'nda bununla ilgili mesai yaptık. Raporlar çıkıyor, neler yapılması gerektiği için binlerce insanı dinledik ama bugün gelinen noktada hala 8 saat devlet eğitim için özel eğitim kurumlarına ücret ödüyor. Oysa ki bu çocukların normal hayata kazandırılmaları için en az 40 saat ayda
eğitim almaları gerekiyor. Ailelerin bunu karşılama imkanı yok. Ve bir aile, bir anne dedi ki 1600 lira ücret alıyor. Bu 1600 olması için de 18 Temmuz 2022'de benim verdiğim önergeden sonra bu artırıldı. Daha önce de ben önerge verdiğimde %40-70 oranında olanlar 865, 70'in üstünde olanlar 1298 lira alıyorlardı. Ve engelli yakını aylığı da 865 liraydı. Benim önergemden sonra bu arttı. Şimdi 2022'den itibaren 1124 lira alıyor %40-70 olanlar. 2023 yılında 1738 lira oldu. Şimdi %70 ve üzeri olanlar da 2609 lira oldu. Şimdi bunlar da düşünün ki açlık sınırının yani 10 bin liranın üzerinde olduğu bir ülkede engellisine sahip çıkamayan ve bizim zorlamalarımızla ancak 2500 lira, 1600 lira biraz önce konuştum engelli seviyesine göre veren maksimum 2500 lira. Bir sosyal devlet anlayışını asla kabul etmiyoruz. O engellilerimizin o endişelere sokulmalarını asla kabul etmiyoruz. Derhal onları insanca en düşük asgari ücretle en düşük emekli maaşıyla eşdeğer hale getirmemiz lazım. Şimdi bunu söylemişken en düşük asgari ücret, en düşük emekli maaşı demişken onlar da biliyorsunuz açlık sınırının altında. Söyleye 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 3600'ü çıkarttık. Yamalı bohça olarak çıktı. EYT düzenlemesi dedik dedik dedik. Ben gasptır EYT'ye yapılan diyen kişiyim ilk Türkiye'de. Ve EYT düzenlemesi yapıldı. Seçim öncesi apar topar geçirildi. Ama maalesef EYT'de yamalı bohça şeklinde eksik. Şimdi herkes toplumumuzun bütün kesimleri sıkıntıda. Siyasi iktidar ülkemizi bir asgari ücretli ülkesi yaptı. Ve gerçek dışı TÜİK rakamlarıyla memurun, emeklinin, işçinin cebinden çalındı. Ve emeklimiz yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ezdirildi. Şimdi bu ortamda AK Parti döneminde diğer emek gelirlerinin asgari ücret kadar artırılması sonucu ortalama ücretler asgari ücret bandında maalesef birleştirildi. Ve alt üst oldu Türkiye'nin gelir yapısı. Müthiş bir gelir dağılımı adaletsizliği var. Yan yana bugün oturduğum yani devlet kurumlarındaki memurlarımızı ziyaret ettim. Yan yana oturan aynı odadaki yan yana masalarda oturan iki tane memurun birbirleriyle gelir inanılmaz %50 oranında fark var. Aynı yılda girmiş olmalarına rağmen 4A, 4B, 4C paramparça ettiler ve beceremediler bu işi. Şimdi asgari ücret arasında 2002'de en düşük memur maaşıyla asgari ücret arasındaki oran 113 iken 2022'de %39'a geriledi. Yani düşünebiliyor musunuz ne kadar gerilediydi? Şimdi böyle olunca 10 yılda asgari ücret 30 kat artarken memur maaşı 15 kat arttı. Yani neden asgari ücreti artırırken memurlara bu zulüm yapılıyor? Bakın dün işçilerle ilgili zamlar yapıldı. Biz memnun oluyoruz. Ne kadar çok olursa o emekçi kardeşlerimiz elbette bunları almalı. Ama memurlar unutuldu. Biz yılbaşında en az %50 zam olmalı demiştik. Maalesef yapılmadı memurlara. Şimdi ben bugün dolaşırken kendi hizmetlisinin yarım fiyatını alan müdürlerle karşılaştım. Ya hizmetlinin ne kadar zorda olduğunu, kirasını karşılayamadığını biliyor ve iyi ki yapıldı ona diyor. Ama benim de çocuğum var, biz de kira veriyoruz, biz de yaşamaya çalışıyoruz. Sayın Vekilim, lütfen sesimizi duyun diyor. Biz seslerini duyduk onların ve memura %30 artış yapılırken devletin alacakları motorlu taşıtlar vergisinden, emlak vergisine, ehliyet harcından, pasaport harcına, kırmızı ışık ihlali gibi birçok harç, ceza, vergi %122 artırıldı. Şimdi bunları %122 artırıyorsunuz, memura %15 zam yapıyorsunuz. Yani cebinden çıkanı artırıyorsunuz, gireni gıdım gıdım veriyorsunuz. Ve 2002 sonunda 6.6 milyar lira olan hane halkı borcu 2002'de bu iktidar geldiği zaman son 20 yıl içerisinde 200 kat arttı. Borçlu insanlar artık 1 trilyon 321 milyar lirayı aştı. 200 kat arttı. Maaşlar 200 kat arttı mı? Hayır, artmadı. Şimdi ne kadar büyük bir arada uçurum var ve gitgide artan bir uçurum. Makas nasıl açılıyor görüyorsunuz. Şimdi 2021 ile 22 arasında bir yıllık dönemde 2 milyona yakın insan borcunu ödeyemediği için icra takibi de düştü ve borç miktarı 30 milyar lirayı da aştı. AK Parti döneminde çalışanlar vergi yükü altında ezilmektedirler. Vergi elbette alınacak ama aldığınız vergileri TRT'de kullanıyorsunuz, TRT'ye Osman Öcalan'ı çıkarıyorsunuz. Aldığınız vergileri Suriyelilere 100 milyar dolar veriyorsunuz. Bu nasıl bir milliyetçilik ve nasıl beka anlayışıdır?
Şimdi dolaylı vergiler 1990'da %48, 2000'de %59'du. 2022'de %64'e ulaştı. Vergi alıyorsunuz, halka geri vermiyorsunuz. Ona maaş olarak vermeniz gerekiyor. Özlük haklarını artırmak olarak vermeniz gerekiyor ama vermiyorsunuz. Ve İYİ Parti olarak biz Ocak ayında %55 zam olmasını teklif ettik, kabul edilmedi. İktidar emekçinin sesine kulak vermedi. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Ben bugün memurlarımıza sesleniyorum. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bunu unutmamalarını rica ediyorum. Gitsinler sandıkta kaderlerine el koysunlar. Bugün halinden şikayet eden kim varsa sesleniyorum. Ve geriye dönük olarak ücretlerinin kayıplarını telafi edeceğimizin müjdesini de buradan vermek istiyorum. Öncelikle Temmuz ayında geçerli olmak üzere emekçilerimize %50 zam yapacağız. Bunu hemen buradan duyuralım. Ama bu aradaki makas çok arttığı için belki bunu daha da artırabiliriz. Bu makastan önce bizim belirlediğimiz rakamlardı seçim beyannamemizde. Ücret adaletsizliğine maruz kalan tüm kamu emekçilerinin ücretlerinde artış ve özlük haklarında iyileştirme sağlayacağız. Ve her çalışanımıza hak ettiği iyi yaşamı garanti ediyoruz biz İYİ Parti olarak. Bir konu daha var. Müsaade ederseniz onu da söylemek istiyorum. Bu intibak çok kısa. İntibak yasasıdır. EYT yasası kabul edildi ama verilen söz tutulmadı. 5000 prim sözü tutulmadı. Kısmi emeklilikte yaş koşulu kalkmadı. 2000'lere kademe getirilmedi ve intibak düzenlemesi yapılmadı. Aylıklarının makul düzeyde olması için intibak ve güncelleme kas sayısı, aylık bağlama oranları yasaya eklenmeliydi ama yapılmadı. Biz bunları verdik. Maalesef bunlar düzeltilmedi. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2000 sonrası olarak, 2008 sonrası olarak 3 ayrı sistem var. 3'e böldüler. Burada da parçaladılar milletimizi. Bunların da aynı, daha çok sigortalı olan, aynı süre çalışmış ama primi daha çok ödeyenlere daha düşük, daha yüksek maaş, daha düşük maaş veriliyor. Bu yanlışları da düzelteceğiz. Bu hakkaniyetsizlik tamamen ortadan kalkacak. Ben herkese bunun müjdesini buradan vermiş olayım. Bir konu daha var. EYT yasası birlikte, düzenlenen EYT yasası büyük yaşlarda ve daha fazla prim gününe sahipken kadınlarda 20, erkeklerde 17 yıl fazla çalışmak zorunda bırakıldılar. Şimdi bunun için sivil toplum örgütleri çalışıyor, bizler çalışıyoruz. Ne yapılması gerektiğini söylüyoruz. Verdiğimiz önergeler, kanun tekliflerimiz maalesef yasalaşmıyor. İntibak yasası olmadan çıkan EYT sadece yoksulluğu artırdı. EYT'linin boynunu yine böyle dikleşirken bir anda yarım bıraktı ve emekliler için 2000'li yıllarda yapılan değişiklikler, 2008 yılında yürürlüğe giren yasa herkesi, bütün emeklileri etkiledi. En düşük emekli maaşı bugün asgari ücretten %39 2002'de daha fazla ve 257 liraydı. Ama 2023'te 7500 lira yapılan emekli maaşı asgari ücretin %88'i. Yani %39 daha fazla olan en düşük emekli maaşı bugün 100'ün altına %88'ine ancak karşılıyor. %139 iken %88'e inmiş. Derhal bunun düzeltilmesi gerekiyor. Emeklilerimiz, engellilerimiz, 65 yaş üstü çalışanlar, yaşayan vatandaşlarımız, herkes mağdur. Sosyal devlet engellisine de bakamıyorsa, kadınına bakamıyorsa, 65 yaş üstüne bakamıyorsa, emeklisine hak ettiği yaşamı sağlayamıyorsa, memuruyla işçisini ayırıyorsa, kamu çalışanlarına, memuruna eğer gerekli olan zamları yapmıyorsa ona sosyal devlet diyemezsiniz. Biz gelip yapacağız. İnşallah iyi günler yakındır diyorum. Evet, çok vekilim, teşekkür ederim. Bizler de değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Söz tekrar merkezde.